Güzel güzel, ne güzel Kanlıca sahil. Değil mi? Kanlıca yoğurdu yemediniz mi? Yemedim, uyursun dediler, yedirtmediler. Ha doğru, yoğurt uyku yapar ama. Evet. Ama ben çok severim biliyor musunuz? Ne güzel. Herkes kimseye... Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Bir daha mı hava getireceksin? Soğuk. Hava soğuktu bugün. Evet. Ama keyifliydi. Arada böyle ufak tefek şeyler olsa da. Ben de bugün program başlamadan evvel kulisime doğru giderken böyle hafif kulak misafir oldum geçerken. Bayhan hafif böyle bir Hanife'ye çıkışıyordu böyle. Değil mi? Niye öyle şeyler? Dışarılardan duyuluyor artık. Falan diye. Dışarılardan. Dışarılardan değil, ben oradan geçiyordum, siz de odada konuşuyordunuz sanırım. O volüm bayağı yükselmiş o zaman aramızda. Niye, ne oldu da yükseldi o volüm? Sen de kolay kolay yükselmez çünkü. Yani. Yani sakin bir insan. Demek ki olurmuş insanın hayatında böyle şeyler. Normalmiş diyebiliriz. Belki de sevgi böyle bir şey. Hani zamanlı ve zamansız. Gereksiz kıskançlıklar. Kıskançlık. Şu kıskançlık kısmını biraz açabilir misin? Klasik detaylar. Kıskançlık mı yapıyor sana? Yani biraz ama sanki aksini söylemek istiyormuş gibi bir hali var. Hayır, hayır. Bir şey demedim. Hiçbir şey söylemedim. Yapıyor mu kıskançlık? Söyle söyle. Yapıyor değil mi? Yani arada bir öyle hani oluyor tabii. Kimden kıskandın en son? Neyden kıskandın? Gene ne oldu? Söyleme. Söyle söyle. Neden? Pardon. Ama zayıf olur. Duyar falan şimdi. Kuşları yemliyordum da kuşları kıskandı. O derece. Mesela. Pardon çok affedersin. Ayıp olur ya şimdi duyar falan. Yani duyar. Buralardan bir. Buralardan biri mi? Allah Allah. Ayıp olur. Yani ben özellikle kıskandıracak bir şey yaptığını zannetmiyorum. Hayır hayır. Yapmadığımı biliyor. Ve bir gram da olsa o konuda bir kabahatin olmadığını biliyorsun değil mi? Ama oluyor demek öyle şeyler. Biz yavaş yavaş iletişim kurmaya başlıyoruz aslında Hanife ile. Güzel. İş ki bakışlarla anlaşabiliyorsak bu büyük bir gelişme diye düşünüyorum. Tabii ama oraya daha biraz zaman var sanırım. Ama bak şu anda hani bayağı hani... Öyle mi? Demek ki bazen... Şimdi tabii şöyle bir şey var. Hani mümkün olduğunca kamera arkasında kendi diyaloglarımızda yaşamış olduğumuz sorunları buraya taşımamaya çalışıyoruz. Sadece şu veya bu şekilde farkında olmadan yaşamış olduğumuz sorunları ister istemez tartışıyoruz hani. Bu da aramızda bir gerginliğe sebep oluyor. Üzülüyoruz yani. Üzülüyoruz zamanlı ve zamansız. Üzüldün mü? He? Üzüldün mü? Üzülürüz tabii. Bu müziği bir yerden hatırlıyorum ama sanırım orkestra seni ezberlemiş. Yani demek ki sen bir şey demek istiyorsun gibi geliyor. Hayır. Bir şey demek istemiyorum. Bir şey sordum. Ümit abi. Bir şey mi söyleyeceğim ben? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Sana soru sordum sadece. Üzüldün Buyur. Mü dedim. Üzülüyoruz tabii. Bak üzülüyoruz diyorsun. Üzüldün mü üzülmedin mi? Üzüldüm. Tamam. Ben de üzüldüm. Efendim Çağmur'a. Üleceğim ne olur. Oğlum vallahi hiç anlamıyorum. Açık açık söyle ne istediğini de biz de bilelim. Yani hepimiz aynı karardayız. Ne gibi? Anlayamıyoruz çok. Nasıl yani? Anlayamadık. Ne konuştuğumuzu mu? Hangi konuda konuştuğumuzu mu? Yani. Şu an konuşmalarda. Aranızda neler geliştiğine dair. Hani ilişkinizin ne noktada evet, olduğuna dair. Evet, herhalde. Evet. Değil mi bu soru? Yani biz doğruyu söylemek gerekirse inişli çıkışlıyız. Zamanlı zamansız tartışıyoruz. Zamanlı zamansız gülüşüyoruz da. Sen bana bağırıyorsun, kalbimi kırıyorsun. Neden acaba? Neden? Bağırıyor bana. Bağırıyorsun. Aslında bağırmıyorum da volüm tabii yükseliyor. Hani iletişim kopukluğu yaşandığında ister istemez volüm yükselebiliyor. Bu doğaldır. Ne oldu da mesela sesini yükseltme ihtiyacı duydun Bayhan? Ne dedi mesela, ne yaptı? Yani
bazen ben bağ diyorum, o dağ diyor. Sonra bir türlü çözüm yolu bulamıyoruz. Fakat ortak finalde bir tebessüm, bir gülüşme işi düzeltse de bazen gerginlikle yaşayabiliyoruz yani. Ne hissettin? Bayhan hep sakin ve aynı tonda konuşur ama sesi yükselmiş bu sefer bir tık. Eyvah dedim mi? Yani nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Yani. Haksızım ya da haksız. Ama bunun haksızlıkla alakası yok. Biz iki medeni insan olduğumuzu düşünüyorum. İki medeni insan olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimize karşı özel davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Diğerlerine davrandığımız gibi değil. Ya benimki birazcık daha nazlı niyazlı. Ciddi ciddi bana karşı azarlayıcı ve yüksek tonda konuşunca bu benim hoşuma gitmiyor. Azarlayıcı. Zoruma da gidiyor. Hoşuma da gitmiyor. Ben sürekli bir şeyleri kanıtlamak için, ispatlamak için uğraşıyorum ya. Hep emek harcıyorum. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya da ne hissettiğimi göstermeye çalışıyorum. Ama ben görmüyorum hiçbir şey. Ben artık herhangi bir ilişkide yorulmak istemiyorum. Zaten yeterince yorgunum. Yani gerçekten gördüğün ilgi yeterli mi, gelmiyor sana? Yani tabii benim yaptıklarıma karşın karşılığı daha mı fazla olmalı diyorsun? Ya aslında ilgi de değil, nasıl bir şey değil ki? Bugün bir tık daha öteye taşıdık, birkaç adım da geri attık aslında. Mesela birbirimize numaramız var. Konuşabiliriz. Ama çok, ya belki benden de kaynaklı. Ama ondan da kaynaklı. Böyle tartışmalar olunca ve yüksek sesle konuşulunca... Bunu ilk defa duyuyorum ama. Tabii ki bağırmak, çağırmak çözüm değil. Yani. Hoşuma gitmedi yani. Ve gerçekten gururuma dokundu. Tamam ya. Ben evet pek fazla ciddiyetten hoşlanmıyorum. Çok ciddi olunması taraftar değilim ama ciddi olunacak yerler var. Ben ablayım. Benim 3 tane kardeşim var. Ben nerede nasıl da... davranmam gerektiğini bildiğimi düşünüyorum en azından. Bilmiyorsam da öyle zannediyorum. Biri beni uyandırsın. Mantıksız hareketler yapıyorum. Evet, bunları bazen kasti yapıyorum. Bazen bilmeden yapıyorum. Karşımdaki insanın bana öğretici olmasını istiyorum. Yani böyle öğrencisini azarlar gibi değil. Şimdi sen öyle bir şey söylüyorsun ki beni zan altında bırakıyorsun. Şimdi bak Hanife, ben evet, eğer bir sohbet içerisinde kasten anlamama gayreti gösterirsen eğer, orada ister istemez seslerin, volümlerin yükselmesini sağlayıcı dokunuşlar yaparsın. Bugünkü itham ettiğin sohbetteki ses yükselmesi şöyle. Bazı sorular soruyorsun. Ben sana diyorum ki bu sorunun yeri değil diyorum sana. Sen diyorsun ki sen bana niye sormuyorsun? Sorduğun soru şu. Bugüne kadar kaç tane sevgilin oldu? Öyle değil ama hadi öyle olsun. Nasıl? Söyle. Nasılsa sen söyle. Şimdi bana dedin ya sen, ben bu zamana kadar hiçbir kız, öyle dedin değil mi? Dışarıda. Ne dedin? Hani biz Ava'ya gittiğimizde dedin ya, ben bir kızla böyle salına salına yürüyorum ilk defa. Sana şunu gibi söyledim. Bu benim için çok özel bir evet durum. Müsaade et. Yanlışım varsa diyor. Bu benim için çok özel bir durum. İlk defa halkın önünde hiç ardıma sağıma soluma bakmaksızın bir hanımefendiyle yan yana yürüyor ve onunla duygusal bir şeyler yaşıyorum. Bu benim evet için özel bir şey dedim. Evet, doğru. Bunda kötü bir şey var mı? Hayır. Ben. Bu benim için ilk. Yani sen benim için ilksin ve özelsin. Teşekkür ederim. Tabii ben de bunun ardından... Sonra sen başka ne sordun? En son ne zaman aşık oldun? Evet. Değil mi? Ben en son 15 yaşındayken aşık dedim olduğumu söyledim. Evet. Sonra dedin ki bana, sonraki soru şu.
Bugün. Bugüne kadar kaç tane sevgilin oldu? Evet, daha önce de böyle bu tarz bir soru sormuştum. Ben sen de tabii ki var demiş. Tabii ki oldu dedi. He, şunu sordum. Özür dilerim, düzelteyim. Daha önce sevgilin oldu mu? Tabii ki oldu. Ha, sen de annem böyle cevap verdin. Evet. Ve ben de seninle alakalı. Biz ne kadardır görüşüyoruz? 10 gün oldu mu? Ne kadardır görüşüyoruz? 14 normalde gibi. Bu paravan kapalıyken gelen taliplerimize ilk şey soruyoruz mesela. Hı. Ne iş yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Ailenle mi yaşıyorsun? Daha önce birlikteliğin oldu mu? Olduysa ne kadar sürdü? İşte nişanlılık, evlilik geçirdi mi falan filan. Ama ben seninle bunları hiç konuşamadım. Ve sen yeri değil diyorsun. Şimdi bak. Benim seni ilk gördüğüm, hatta görmeden soracağım soruları sonradan soruyorum. Sen bana yeri değil diyorsun. Bence hala yersiz soruyorsun. Çünkü bir şekilde bunları aşarak geldiğimizi düşünüyorum. Bana sevgilimin olup olmadığını soruyorsun. Tabii ki oldu diyorum. Tabii ki oldu. Merak ediyorum. Mesela benim yani, gibi bütün Türkiye biliyor. Sonra şunu sordun. Bugünkü tartışmamızın sebebi şu. Kaç tane sevgilin oldu? Şimdi bu sence mantıklı bir soru mu? Tamam yani hani... Abi bir saniye, tane tane gidelim. Ama benim kastettiğim şey kaç tane sevgilin oldu bana sayılarını söyle. Tek tek açıkta değildi ama. Bunu soruyorsun. İşte ama kastettiğim o değildi. Ben senin niyetinin ne olduğunu nasıl anlayayım? Sen bana soruyorsun çünkü bağırdın ki... bana, bağırmasaydın anlardın. Tamam da bak volümü yükselttiriyorsun şu şekilde. Diyorsun ki kaç tane sevgilin oldu? Ben sana diyorum ki bunun yeri ve zamanı değil. Zamanı geldiğinde bunları konuşuruz. Sonra bana diyorsun ki sen bana niye sormuyorsun? Ben merak etmiyorum ki. Senden, niye merak etmiyorsun? Senden öncesinin bir önemi yok. Yani benden öncesinin bir önemi yok. Tamam. Bunu sana apaçık söyledim. Ve dedim ki bizim diyalogumuzun bir iletişim düzeni olamaz mı? Yani varsay ki bir kitap okuyoruz. Bu kitabı okumaya karar verdin mi sen? Hı hı. Ben de karar verdim. Ön sözünden başlarsın, sayfa sayfa gidersin, doğru mu? Sana şu örneği verdim. Biz daha 30. veyahut da 40. sayfadayken 150. sayfaya geçiyoruz. Bunu ben sana söyledim. Ve sen hala hayır işte bunu bilmek istiyorum. Israr etme diyorum. Evet Hanife ben... Gerek yok diyorum. Yani gerek yok derken özür dilerim Zuhal Hanım. Gerek yok derken bak hala ısrar ediyor ve diyorum ki bak gerek yok. Şu anda buna konuşmak istemiyorum. Yani bu benim en doğal hakkım. Yani bu bizim ilişkimizde bir ölçü değil ki. Yani. Diyorum. Diyor ki niye sinirleniyorsun? Ya şu anda sinirlenmiyorum ki. Diyorum ki ben bunu konuşmak istemiyorum. Niye sinirleniyorsun hala? Hoş geldin Hanife. Şimdi burada nasıl bir iletişim kurabilirim acaba? Hanife, yani şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Acaba başka bir zaman konuşamayız mıyız? Niye sinirleniyorsun? Ya sinirlenmiyorum ki. Bak zorla şöyle bak. Çuvaldızı sokuyor. Hem çuvaldızı sokuyorsun hem bağırıyorsun. Yani çuvaldızı... Ben bağırmadım. Efendim? Bismillah. Özledin mi anneciğim? Bayan sen de o kadar yani öyle bir sorular ki ben çözemedim, anlayamadım. Allah ona da sabır versin. Bir şey söyleyeceğim. Ne güzel Bayhan dert etmiyor. Bana ne eski sevgilerinden, geçmişinden? Geçmiş geçmişte kalmıştır diyor. Bundan daha mantıklı bir şey olabilir. Sen niye bunu niye sormuyorsun bana diye? Çünkü, niye yani ne olacak ki? Çünkü ben ona dair hiçbir şey bilmiyorum. Ama nereden başlamışsın? Yani tamam buradan başlıyorum. Tamam buradan başladım. Yanlış çünkü... bir yerden başlamışsın. Ama o zaman gelen tariflerimize de böyle sorular soruyoruz. Ama o zaman şimdi, evlenip evlenmediğini düşün. Ama şimdi onun geçmişiyle sen öyle ilgili... kıyaslarsan ne biz çok geriye gideriz. Kaç tane sevgisi, ve bugün senin itham etmiş olduğun ses yükseltme detayı tamamen böyle bir şey. Yani sen çuvaldızı sokuyorsun, niye bağırıyorsun diyorsun. Yani aynen böyle bir şey. Zal Hanım bir şey söyleyebilirim, çok önemli. Efendim. Şimdi bayan benim meslektaşım, müzisyeniz. Ya mesela yarın akşam sahnesi var, bir dönüm noktası olabilir. Sahnesinde bir gitsin, izlesin. Mekanlarımız yan yana bayan biliyorsun. Duyamıyorum, özür diliyorum. Yarın akşam sahnem var galiba, biz yan yanayız biliyorsun Beylikdüzü'nde. Evet. Sahnene gelsin, Halife seni bir izlesin, aynı meslektaşız. İnanın ki çok şeyler değişecek yani. Ne gibi? Programına git. Ne gibi şeyler değişecek? Mesleğini mesela. Ben biliyorum zaten ne meslek yaptığını. Tam mesleğini gidip... Hayranlarından mı kıskandım? Yok. Tamam. Hayranlıkta kıskanma değil. Sadece böyle bir tavsiye ediyorum. Bakın şimdi ben kıskanç bir insanım. Tekrardan bunu vurguluyorum.
aşırı ciddi. Şöyle yani çok ciddiyetsiz olunmasını kastetmiyorum. Çok ciddiyetten de hoşlanmıyorum. Genel olarak kendime çok ciddi olmayı başarabilmiş bir insan değilim. Şımarıklıklarım, kaprislerim, kıskançlıklarım var. Bazen olmayacak şekilde insanları delilendirebiliyorum. Kasten mi yapıyorsun? Evet, kasten yapıyorum. Neden? Ben de seni dinliyorum demek ki yani. Efendim? Bakayım bana ne kadar tahammül edemiyorsun. Beni mi dinliyorsun? Bu arada ben, evet, bak şu anda da aynı tepki veriyorum. Hayır, soruyorum sana. Bu şöyle bana tahammül edemiyorsun yani. Öyle mi düşünüyorsun? Evet, ben seni, bana hemen böyle celalini veriyorsun. Biz seninle bu şekilde mi yapacağız? Yani hep böyle tartışacak mıyız? Amacımız bu mu? Hayır. O zaman niye kasten yapıyorsun? Niye ben sürekli Bak şimdi. İlk gün seninle ilk sohbetimizde ben sana şunu söyledim. Sen sordun ve ben cevapladım. Senin hata yapma lüksün var. Hata yapma hakkın var. Çünkü hata yapmadan öğrenemeyiz. Birbirimizi anlayamayız. Ama kasten yaparsan bunu görürüm ve üzülürüm. Yani sen bir şeyi iletişim çok güzel gidiyorken kasten bilerek inleyiciyi davranırsan bu hiç hoş olmaz. Peki, bir ve adil değil. Kusura. Adil olmaz yani.